Merhabalar arkadaşlar. Önümüzde önemli bir LYS matematik sınavı var. Bu sınavla ilgili nasıl çalışmamız gerekiyor? Programımızı nasıl düzenlememiz gerekiyor? Onunla ilgili size bilgiler vereceğim. Öncelikle gireceğimiz sınav LYS matematik sınavı. Hemen net bir program yapmamız için geçen sene LYS matematik sınavında hangi konulardan kaçar tane soru gelmiş ve soru tipleri nelermiş? Öncelikle ona bakalım. Şimdi bakın. LYS sınavı diyoruz ama şöyle Kitapçının ilk sayfasını size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi üstü sayılar, köklü sayılar, rasyonel sayılarla toplama çıkarma, faktöriyel. Yani. yani YGS'de gelen konularla ilgili LYS matematiğinin ilk konuları aslında YGS konuları aynı zamanda. Devam ediyoruz. Yine tek çift sayılar. Şurada 7. soruya bakıyorum asal bölenlerin toplamı. 8. soruya baktığımızda bir çarpanlar ayırma sorusu. 6. soru bir mantık sorusu. Yorumlama sorusu. 9'a bakalım. Asal çarpanlara ayırma sorusu. 10. soru mutlak değer. 11. soru en küçük eleman arasındaki fark 25 olduğuna göre bir küme sorusu verilmiş. Pozitif elemanları sayısı yani bir küme sorusu diyebiliriz. 12. soru birinci dereceden eşitsizlik sorusu. Bak 12. soruya geldik ve hala YGS konuları devam ediyor. Yani LYS diyoruz ama Çoğunlukla yine YGS müfredatında içeriyor bu sınav. Daha sonra iki sayıdan küçük olanı aritmetik ortalama, geometrik ortalama sorusu. 14. soru modül aritmetik. 15. soruda fonksiyonlarda toplama yani bir fonksiyonlarda işlem sorusu. 16. soru fonksiyonda bileşke ve işlem sorusu yine. 17. soru bir kartezyen çarpım küme sorusu. 18. soru Böyle bir sıralama sorusu, kombinasyon sorusu. 19. soru olasılık sorusu. 20. ve 21. soruda iki tane polinom çıkmış. Devam ediyoruz. 22. soru yine bir polinom sorusu. 23. soru ikinci dereceden denklem kök katsayı ilişkisi. 24. soru trigonometri, 25'te yine aynı şekilde trigonometri. Bu şekilde gidiyor. Bakın 26. soruda yine trigonometri. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu. Son yıllarda gördüğünüz konular e, LYS sınavında ağırlıklı olarak soru sayısı olarak daha fazla çıkıyor. Yani buna şöyle diyebiliriz. İkinci dereceden denklemler, parabol, polinom, trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma bu sorular LYS'de en az 3'er adet çıkıyor. Yani trigonometriden bu sene 3 ya da 4 soru bekliyorum. Aynı şekilde Karmaşık sayılardan en az 3 soru. Logaritmadan en az 3 soru. Devam ediyorum. Bakın karmaşık sayılar. Burada üstel fonksiyon yani logaritma ile ilgili bakın 2 soru. Toplam çarpım ve dizilerle ilgili 2 soru. Devam ediyoruz seri ile ilgili bir soru. Matris determinanttan geçen sene 2 soru vardı. Matris determinant müfredattan kalktı artık. Bu sene soru beklemiyoruz devam ediyorum. Türevle ilgili, yine süreklilikle ilgili iki soru limitle ilgili. İki soru. Türevden toplamda 5 soru geldi geçen sene. 6 soru geldi geçen sene türevden toplamda. İntegralden de toplamda 5 soru geldi. Şimdi peki bu sene nasıl olur? Biliyorsunuz müfredat değişti bu sene yeni müfredata göre LYS e sınavı hazırlanacak. Şimdi 11. ve 12. sınıfta gördüğünüz matematik konuları LYS'de ağırlıklı gelecek. 11. sınıf müfredatından başlarsak eğer mantıktan kesinlikle bir soru bekliyoruz. Şimdi şöyle YGS'de sorulmasını beklediğimiz ama gelmeyen örneğin ikinci dereceden denklemler, parabol, polinom gibi konular var. Kesinlikle ama kesinlikle LYS'de gelecek bu konular. O yüzden dikkat. Devam ediyorum. Modüler aritmetik yine bir 11. sınıf konusudur. Kesin bir soru bekliyoruz. Öklit algoritması. Bölme bölünebilme. Yine 11. sınıf konusudur. Mutlaka buradan en az 2 soru bekliyoruz DYS'de. İkinci dereceden denklemler ve ikinci dereceden eşitsizliklerden 2 soru bekliyoruz. Parabolden yine 2 soru. Polinomlardan en az 2 soru. Permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konusundan toplamda 2 ya da 3 soru Trigonometri'den 4 soru yazdım çünkü geçen sene 3 soru gelmişti. Bu sene 11 ve 12 ağırlıklı gelecek diye düşünürsek 4 soru bekliyoruz. Logaritmadan da yine aynı şekilde üstel fonksiyonlarla birlikte toplamda 4 soru. Diziler ve seriler 3 soru. Limit ve süreklilik 2 soru. Şimdi burada biraz dönersem geriye ağırlık vermemiz gereken konulardan bir tanesi o zaman trigonometri. İkincisi logaritma. Üçüncüsü diziler ve seriler ve karmaşık sayılar. Karmaşık sayılardan da yine en az 3 soru bekliyorum. Çünkü geçen YGS sınavında karmaşık sayılar bekliyorduk. Gelmedi. Karmaşık sayıların yine standart gösterimiyle ilgili en az 3 soru bekliyorum. Limit ve süreklilik artık 12. sınıf matematik konularına gelirsek eğer en az 2 soru. Türevden en az 6 soru bekliyorum. İntegralden yine en az 5 soru. Geçen sene de 5 soru gelmişti. Daha sonra YGS konularına geçiyoruz. Yani LYS sınavı olmasına rağmen e, YGS'den yine üstü köklü sayılardan mutlaka soru gelecektir. Rasyonel sayılardan bir soru, faktöriyelden bir soru. O web okek, -E YGS'de bekliyorduk, gelmedi. O zaman kesinlikle LYS'de bir soru gelecek. Mutlak değerden yine aynı şekilde bir soru. Kümelerden bir soru. Çarpanlar ayırmadan en az bir soru. Birinci dereceden eşitsizliklerden az önce göstermiştim bir soru. Fonksiyonlarda işlemlerden iki soru. Veri yani tepe değer, açıklık, aritmetik ortalama, grafik bununla ilgili YGS'de soru bekliyorduk. Gelmedi. Kesin LYS'de bekliyoruz. En az iki soru bunun gibi. Şimdi o zaman bizim çalışma programımız bu LYS konularından hangi konulardan başlamamız gerekiyor derseniz eğer ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler konusuyla çalışmaya başlayabiliriz. Parabol ve polinomlar bu üç konuyla çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunun yanında şimdi iki haftalık size bir çalışma programı çıkarmak istersem LYS matematiği ile ilgili hangi konudan başlamak istiyorum derseniz eğer ikinci dereceden denklemler, parabol ve polinomlar. Bu üç konuyu ilk iki hafta içerisinde mutlaka bitirmemiz gerekiyor. Bunun haricinde bir de türevin başlangıç kısmı yani normal polinom fonksiyonun türevi, üstel fonksiyonun türevi bu tip basit türev alma işlemlerini mutlaka tekrar etmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili testler çözmeniz gerekiyor. Ben de sizinle birlikte bu iki hafta içerisinde bu konulardan beklediğim sorularla ilgili soru çözüm videoları hazırlayacağım. Bu videoları izlemek için mutlaka Zorlu Eğitim'in YouTube kanalına abone olun. Aynı zamanda bu konuların da konu anlatımlarını zorlueğitim.com'dan videolar bölümünden LYS matematik kısmından izleyebilirsiniz. Son olarak söyleyeceğim bu LYS matematik çalışma sürecinde bu 3 aylık sürede çalışma programımız sizin için çok önemli olacak. Hangi konulara çalışmanız gerekiyor, nasıl devam edeceksiniz? Bunlarla ilgili sorularınızı videoların altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka size bu konuyla ilgili yardımcı olacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.